Ozan yeter artık ama abicim ya. Ya ne bu surat? Sabah geldiğinden beri vallahi içimi daralttın ya. Abi Pelin benim kuzenim. Fakat beni düşman belledi. Banu'yu evine bıraktım barışsınlar diye. Ne yaptılar bilmiyorum. Aramayı da korkuyorum. Kötü bir şey duyacağım diye. Of. Pelin. Çok üzülüyorum Pelin'e. Bence çok üzülme sen. Ne? Öyle bir şey yoktur Ozan. Pelin kliptoman falan değildir. Abi başta ben de çok zorlandım kabullenmekte. Fakat Banu... Ne gülüyorsun? Banu'ya çok güveniyorsun Ozan. Ama hiçbir kadına bu kadar güvenilmez. Nedenmiş o? Kadınlar salıncak gibidir kardeşim. Sen sallanmanın tadını çıkarırken ellerini bırakırsın ve sonra ne olur? Ne olur? Hop, yere düşüverirsin. Salıncak ve kadınlar. Bak, ağır ağır sallanacaksın. Ama ne olursa olsun ellerini bırakmayacaksın Ozan. Yoksa yeri öpüverirsin. Abi, ben Banu'ya güveniyorum. Ah Ozan'ım ya, hiç laftan anlamıyorsun değil mi? Oğlum bak bu kız sağlam ayakkabı değil. Sırlarla dolu bir kere ya. Abi lütfen Banu'yla ilgili doğru konuş. O kadar büyülendin ha. Bak Ozan. Banu Pelin'e iftira atıyor. Abi neden öyle bir şey yapsın ki? Saçmalama sen de. Orasını bilmem. Ama kızı resmen bunalıma soktu. Bizden uzaklaştırdı ya. Bu saçma sapan iftirasıyla. Ozan düşün bir kere. Bak Pelin benim telefonlarımı bile açmıyor. Hep Banu'nun haltları bunlar. Pelin'cim, günaydın benim güzel kızım. Evet, artık... Ailece oturup konuşabiliriz sanırım. Evet. Ben güzel kızıma kahvaltı da hazırladım. Nasıl? Biraz sakinleşebildin mi? Tabii canım. Tabii sakinleşti. Şimdi ailecek bu meseleyi nasıl çözeceğiz? Onu konuşalım. Pelin'cim. Hiçbir şey senin suçun değil. Ya ne suçu? Hastalığın suçu olur mu? Bu hepimizin ortak hataları sonucunda oluşmuş bir durum. Ama bizim ailemiz bunun üstesinden gelecek. Ben inanıyorum. Tabii tabii ben de eminim. Şimdi önemli olan bunun üzerine sevgiyle, güçle gitmek ve konuyu çok fazla abartmamak. Ama sorunları da görmezden gelemeyiz. Tabii tabii. Bunu da yine birbirimize kenetlenerek ve bir psikiyatr yardımıyla çözeceğiz. Zaten yani Pelin'in de bu durumdan kurtulmak istediğine eminim. Öyle değil mi canım? Hayır. Çıkın odamdan. Çıkın! Pelin'cim, bak biz her türlü problemin üstesinden gelmek için... İstemiyorum! Kahvaltınızı da istemiyorum! Desteğinizi de, sevginizi de! Bahri... Sizden sadece güven istedim, güven! Çıkın gidin odamdan! Hadi İlkbar, biz çıkalım. Hadi canım. Daha hazır değilim. Nefret ediyorum. Hepinizden, her şeyden nefret ediyorum. Çıkın gidin. Rahat bırakın beni artık. Rahat bırakın. Ozan. Yeter abicim tamam sıkma bu kadar canını ya. Ama bu kızların meselesi. Bırak kendileri halletsin. Tamam. Gel bak sana komik bir şey göstereyim de keyfimiz yerine gelsin. Neymiş o? Bizim Malkoç'un Bayan Malkoç olduğu anlar artık internette. Süpermiş ya, bomba ya. Bak bak yorumları oku, bak yorumları. Şurada ne yazıyor? Bak Malkoç'un kızı. Bak bu da benim. Bak Topaç'ın döndüğü an bak. Özgür yap bir şey işte ya. Yok et şunu oğlum, sen bilgisayar kurdu değil misin? Abi tamam da. Bütün gece uyuyamadım Özgür, bana yardım etmek zorundasın. Ya tamam abi, ben de sabahın köründe geldim işte, bir şeyler yapmaya çalışıyorum Mert.
Valla Melih bu resimleri kaldırmadığı sürece bir şey yapmak çok zor. Of ya. Bak şöyle bir şey yapabilirim istersen. Nasıl bir şey? Photoshop'ta biz de resim yapıp onu rezil edebiliriz internette. Olmaz. Özgür öyle bana uymaz böyle şeyler biliyorsun. Ne öyle nette savaş filan. Ben kaçak dövüşemem. Tamam da başka ne yapabiliriz ki Mert? Aldın mı bileti? Aldım tabii ki. Süpersin. Ya gerek yoktu. Olur mu canım? Bahri Hoca verdi zaten. Tamam. Mehveş var ya çok iyi düşündü. Yani Mert Haydut grubunu çok seviyor. Sana çok çok teşekkür ederim. Aşıklara yardım etmek benim için bir zevktir efendim. Hem daha önce gidemediniz ama bu sefer şeytanın bacağını kıracaksınız bence. Kesinlikle. Ayrıca bu sizin ilk resmi buluşmanız sayılır. Of resmen heyecanlandım ya. Demek ki şimdi alışveriş zamanı. Alışveriş mi? Niye? Bu özel gecede özel bir şeyler giy bence. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Tamam o zaman. Ben hemen Mert'e biletleri veriyorum ve sonra buluşuyoruz. Tamam. Bekliyorum. Mehveş çok sağ ol. Evimin direği Kazım'ın. Ay ağlayacak mı anne? Babam işe gidiyor sonuçta. Öyle ya Sabiha kadın. Of ama baba annem haklı. Ne iş yaptığını bir anlayamadık ki. Niye bir şey demiyorlar? Ya nereye gideceksin, ne yapacaksın? Nasıl iş bu? Bu şirketin adeti de böyle kızım. Hem göreceğiz. Zaten ben ona üzülmüyorum be Kazım'ın. Bizim kaderimize hep gurbet düşmüş. Ona üzülüyorum. Ya bozmayın babamın moralini. İş buldu sonuçta. İyi yanından bakın bir de. Bak doğru söylüyor benim akıllı kızım. Sabiha. Baba. Sende hiç bu para kalmadı ama. Sen bana akıl öğretme bakayım kız. Hem ben yola gidiyorum ya. Harcılah verirler şimdi. Hem nereye gideceğim, nerede kalacağım belli değil kızım. Gönderemem filan da. Allah seni başımızdan eksik etmesin Kazım. Amin. Ama artık Allah'ın izniyle sıkıntımız kalmayacak. Besbelli emeğinin karşılığını verecek insanlar bunlar. Allah'a emanet ol Kazım. Babacığım, kendine dikkat et, olur mu? Yoluna çık ol. Sağ ol. İyi yolculuklar babacığım. Sağ ol. Hadi bakalım. Allah yoluna açık etsin. Bekle. Hay dikkatli ol baba. Tamam. Kazası belası inşallah. Sağ ol kızım. Hadi bakalım. Önce birbirinize, sonra Allah'a emanetsiniz. Ha, benim gözüm arkada kalmıyor, tamam mı? Benim kızlarımın aklı başında. Gurbete bile seve seve gidiyor. Teki Banu, sen bu emeklerimizi boşa çıkarma kızım. Derslerinden başka bir şey düşünme de oku da doktor ol, değil mi kızım? Hadi arasma artık. Güle güle baba. Kafam şişti düşünmekten vallahi. Ama ben bir şey buldum galiba. Söylesene abi. Bizim Melih'in en zayıf noktası ne Özgür? Vallahi bu adamın serserilikten başka güçlü yanı yok ama. O zibidinin bir zaafı var ama. Kadınlar. Evet kadınlar. Evet işte kadınlar Özgür, ben de onu diyorum. Doğru yoldayız. Ha, biz Melih'e birini ayarlasak. Onu yoldan çıkartacak. Onu yatağa götürecek cinsten biri. Aynen öyle. Biz Melih'e birini ayarlayacağız. Daha sonra o bize gereklilik kolaylığı gösterecek. Ama daha sonra öyle bir halde fotoğraflayacak ki bizim zibidi bir daha insan içine çıkamayacak. Vallahi benim böyle tahmin edersin ki tanıdığım birisi yok.
Kim olabilir ya? Kim? Vallahi kim olabilir ki? Mert, oğlum arkadaşım geldi. Kim acaba? Niye bütün bunlar bizim başımıza geldi anlamıyorum ki. Biz nerede hata yaptık? Bak, böyle düşünmemeliyiz. Biz sinirlerimize hakim olmak zorundayız. Ya, evet. Dün İkbal Hanım büyük bir varta atlatmış. Tabii insanın sinirleri bozulur. Ne oldu ki Acar? O CD mi ne? Onu unutmuş İkbal Hanım. Neyse ki Deniz kızımız yetiştirmiş. Öyle mi İkbal? Dün o kafayla evden çıkarken CD'yi evde unutmuşum. Deniz son anda yetiştirdi. Sunumda batıyordu yoksa. Aferin Deniz'e. Size şimdi bir şeyler hazırlayayım mı? Yok istemem Acar, sağ ol. Ne yaptın, Efe'yi bırakabildin mi okula? Bıraktım. İkbal Hanım, akşam için ne istersiniz? Ne isterseniz onu hazırlayın Hacer Hanım. Olur. Vay. Sen bizim eve gelir miydin? Çok kalmayacağım zaten. Ha, yok onu demedim. Annem masajda, babam da birazdan işe gidecek. İstersen içeri gel. Hem Özgür de burada. Yok. Ben... Bu ne? Haydut konserine bilet. Evet. Yani hanımefendi siz bana çıkma mı teklif ediyorsunuz? Hayır. Dünkü güzel sürprizinize karşılık ben de size güzel bir sürpriz yapıyorum. Tamam Prenses. O zaman ben de bu akşam sizin kabalyeniz olmaktan büyük bir korkuyorum. Ben de. O zaman konser saatini sabırsızlıkla bekliyorum. Gidiyor musun? Evet. Biraz hazırlık yapacağım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ona bunu nasıl yaptın ya? Nasıl ya? Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Lanet olsun bana sana, lanet olsun. Kendin ol yeter. Efendim Ozan. Canım, nasılsın? İşte. Dün seni aradım. Telefon kapalıydı. Ne oldu merak ettim. Pelin'le konuşmanız nasıl geçti? Pelin'i de arayamıyorum, bana çok kızgın. Pelin'le konuşulmuyor Ozan. Pelin konusu benim için artık tamamen kapandı. Ya öyle deme Banu ya. Derim Ozan, tamam mı? Çok yoruldum ben. Bittim artık. Kapatalım artık bu konuyu, tamam? Tamam, kızma. Baban gitti mi? Evet, gitti. O zaman görüşelim. Ben senin keyfini yerine getiririm. Ya bilmem ki. Ne yapacağız? Moda kafede buluşalım. Ya uf, hep moda kafeye gidiyoruz. Benim aslında canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ya Banu, böyle deme. Ya Ozan, ne olursun anla beni. Bak bugün ben evde dinleneyim. Babamdı, Pelin'di derken o kadar gerildim ki. Ne olursun bir tanem ya, bugün beni rahat bırak. Ya canım şimdi eve kapanma, iyice bunalacaksın. Bak aklıma ne geldi. Bowling oynayalım. Yok ya. Onu da istemiyor canım. Banu. Ya en iyisi sen bugün beni unut. Ben bir tuhafım. Hadi öptüm canım. Bay bay. Ne oldu? Yenge sattı galiba. Abicim kız da haklı sonuçta. İyice bunaldı. Böyle durumlarda en iyi şey böyle farklı değişik bir şeyler yapıp manitanın kafasını dağıtmaktır. Tecrübeyle sabit. Farklı nasıl bir şey? Abi bilmiyorum yani. Değişik işte. Şaşırtmalısın onu. Ne yapayım? Abiciğim önemli olan ne yaptığın değil. Nasıl yaptığın. Abi bilmece gibi konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum. Bak. Ona sevdiği bir şey al. Ya da sevdiği bir yere götür. Ama bunları süsle. Yani hem şaşıracağı hem de seveceği bir şey. Aferin sana. Aklıma süper bir fikir geldi. Ben çıkıyorum. Sağ ol. Güle güle. Bugün büyük gün Özgürcan. Bugün Deniz'le konsere gidiyoruz. Hem de Haydut konserine. Of.
Hala inanamıyorum be. Yeniden birlikte olduğunuz için o kadar mutluyum ki. Ben de öyle. Üstelik o Milih hadisi de bizim mutluluğumuza engel olmayacak bundan sonra. Abi lütfen o şerefsizin adını bile anma. Ya Özgür ya. Biz bu herifi bir şekilde faka bastırmalıyız. Ya bir dakika. Senin çılgın bir arkadaşın vardı. Hani sen bunu bir serserinin elinden kurtarmıştın. Adı neydi onun? Hande. Ha o. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Dur ben şu kızı bir arayayım. Alo. Gel. Müsait misiniz Mustafa Bey? Gel bakalım Kazım Efendi, gel. Evet, tekrar hayırlı olsun. Birbirimizi böyle memnun edersek daha çok iş yaparız seninle. İnşallah Mustafa Bey, mahcup etmem sizi. Al bakalım. Kırıkkale'ye gideceksin. Bizim orada bir inşaatımız var. İşçilerin, yevmiyelerinin bir kısmı orada. Teslim edip geleceksin. Senin anlayacağın akşam olmadan Ankara'dasın yani. Ben uzun yola çıkacağım sanıyordum. Ben sadece şoför aramıyorum Kazım Efendi. Güvenilir birini arıyorum. Yoksa şoför çok mu? Eksik olmayın. Araba birazdan hazır olur. Sağ olun Mustafa Bey. Ha, zarfı arabada say mutlaka. İçinde 25 bin olacak. Estağfurullah. Ne gerek var? Olur mu? Bizim işte esastır. Parayı alırken sayacaksın, verirken de sayacaksın. Bunda ayıp yok. Peki nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Güle güle. Kalın sağlıcakla. Akşama eve döneceğimi haber vereyim. Sevinsinler. Yok ya, gerek yok. Sürpriz olsun. Ya bu Banu'nun adresini kaydetmiştim fakat yok. Ozan, ne haber? Ha, iyilik. Senden ne haber? Aa, bunlar ne? Ne yapıyorsun? Banu'ya bir sürpriz hazırlıyorum da. Geçenlerde Abant'a tatile gitmiştik beraber. Orada çektiğimiz fotoğrafları bir albümde hazırladım. Ay, çok güzel olmuş. Bir sürprizim daha var. Bu sefer seni İtalya'ya uçurmak istiyorum. Ne dersin? Ay, çok romantik. İtalya'ya mı gideceksiniz? Mehveş, ben bu işleri biliyorum. Sonuçta karşındaki kadını şaşırtman lazım. Sevdiği şeyi süsleyeceksin. Vay vay vay. Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemli. Anlıyor musun? Hı hı. Banu bununla rahatsız olacak. Birazdan kuryeyle evine göndereceğim. Fakat Banu'nun adresini bulamıyorum. Daha önce çiçek göndermek için telefonuma kaydetmiştim. Fakat yok. Bulursun. Çiçekçiyi ara, mutlaka onlar da kayıtlıdır. Mehveş, helal be. Bak bu benim aklıma nasıl gelmedi? Şansını bir dene. Hediyeler süper olmuş gerçekten. Umarım Banu beğenir. Neyse, ben şurada oturup Deniz'i bekleyeceğim. Tamam, çok sağ ol. Geveze meveze ama akıllı kızmış. Pelin'i doktora gitmeye ikna etmemiz lazım. Başka bir çözüm yolu yok. Merhaba. Nasılsınız? Ne oluyor, iyi misiniz? Geç, otur bakalım Özgür. Seninle konuşacaklarımız var. Ama konuştuklarımız burada kalacak, tamam mı oğlum? Tamam. Konu Pelin'le ilgili. Ne olmuş Pelin'e? Pelin kleptoman. Ne? Evet, Banu her şeyi gelip annene anlatmış. Broşumu alan da Pelin'miş. Nasıl oldu böyle bir şey? Demek Pelin... Biz de çok üzgünüz oğlum. Senden bu konuda bize yardımcı olmanı isteyeceğiz. Ya ben ne yapabilirim ki baba? Belki konuşsan Pelin'i doktora gitmeye ikna edersin. Öyle değil mi? Pencereme konmuştu. Rodrigo? Ha,
Minik kuş mu demeliydim yoksa? Hiç boşuna uğraşma Zebidi. Seninle uğraşmayacağım. Uğraşma zaten. Çocuklara kötü örnek olursun. Sevmezler seni. Kaka mert derler. Öyle mi? Tamam. Şimdi gidebilirsin. İzninle. Alo. Ha, ne yapıyorum? Okuldayım. Birazdan koşuya gideceğim. Seymenler Parkı'na. Tamam. Tamam. Çıkınca ararım seni akşama doğru. Hadi hoşça kal. Mert. Canım. Bir de meyve çayı iç. Böğürtlen, ahududu, melisa filan. Ses tellerine iyi gelir. Tabii ki, sen hiç merak etme. Öpüyorum seni kuşçu. Gör bakalım Milli Efendi, son gülen kim olacak? Ne haber anne? İyidir senden. Ne olsun ya? Bakıyorum yine yakıyorsun. Teşekkür ederim, sen de. İşte adamımız bu.